Merhaba Cem. Merhaba Mehmet, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün ilk defa bir dış çekim yapacağız. Başka bir şehirden. O yüzden güzel bir program olacağını düşünüyorum, umuyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Biraz senin için yorucu olacak ama ilk sorumla başlayayım. Şu an Tabii ki. neredesin abi? Mehmet, şu an Medan şehrindeyim, Endonezya'nın. Ve bunun benim için çok ayrı bir önemi var. Benim ilkokulda arkadaşımın bir tanesinin soyadı Medan'dı. Suna Medan. Buradan izliyor Evet. mu bilmiyorum. İzlemiyordur ihtimalle. Ve biz Endonezya'dan gelmiş demişti. Yani biz Endonezya'dan geldik. Kökenimiz orası demişti. Ve o ilkokula giden çocuk aklımda Medan. Benim aklımda her zaman yer etti. Endonezya'da Medan. Hatta üniversitede ev arkadaşımın arkadaşı, iş arkadaşı. İnternet kafede zamanları Ankara'da. Onun Sanıyorum. maili de endonezya@hotmail.com'du. Onun maili de. Ve şöyle Sanıyorum yani Endonezya'da 63 hani saatlik bir şöyle. yoldan çıktın. 63 saatlik Aynen bir şu bak yoldan çıktın. şöyle Medan yani şu Medan her zaman benim aklımda ilkokul çocuğu olan benim aklımda olan bir yerde. Yani belki 30 sene sonra hatta az önce bir post yazmayı düşünüyordum. Yani Medan'la ilgili. Yani 30 sene sonra Medan'ı nihayet gördüm. Ama Medan'a gelişim evet 3000 kilometreden fazla yol yaptım. Bali'den önce Bali'nin kuzeyine Gilimanuk'a minibüs. Sonra kısa bir feribot geçişi çünkü Java-Bali arasında 15 dakikada bir feribot var. Sonra ilk tren Surabaya'ya. Surabaya'da bir gün kaldım hostelde. Ertesi gün de trenle Jakarta'ya devam. Jakarta'da da 12 saat kalıp 60 saatlik otobüs yolculuğu 60 saat sürdü. Yani bu da benim için bir şey. Yani çünkü evet Peru'da ya da Türkiye'de yani İran'da bazı ülkelerde uzun otobüs yolculukları yaptım. Tren yolculukları yaptım. Ama bu 60 saat ayrı bir şeydi. Hatta yeni şeyi yaptım biliyorsun. Bu geçen ayda Doğu Timor'a feribot ağırlıklı gittim. Yani Doğu Timor, Batı Timor üzerinden. Ve şöyle söyleyeyim Mehmet, bir ay içerisinde yani Endonezya'ya girdiğimden beri Doğu Timor, hatta Doğu Timor'da sayarsan bir ay içerisinde Dili'den Medan'a 5000 kilometreden fazla yol yaptım. Yani Dile Endonezya kolay. sınırından Dile kolay. yani aynen Sumatra'nın ucuna yani Aceh'e gitmedim. Yani Sumatra'nın en kuzeyinde Aceh var zaten. Aceh bir ara bağımsızlık peşinde koşuyordu. Tsunami'nin falan etkilediği bir yer. Ama Medan'da yani kuzey, Sumatra'nın kuzeyi. Sumatra zaten büyük bir ada yani neredeyse Türkiye'ye yakın yüz ölçümü. Sadece Sumatra'nın yüz ölçümü. O yüzden yani yorgunum. Şöyle Sumatra değişik bir yer. Böyle Hint etkisinin, Hristiyanlığın ve Çin etkisinin karıştığı bir yer. Yani mesela 1590'da Guru Patimus mu öyle birisi kuruyor 1590 yılında. Yani şehir 432 yıllık. Ondan sonra şu an bak ben bir kilisedeyim şöyle. Daha sonra katedral diye geçiyor. Yani katedral yani şöyle dinlenmeye geldim biraz da bakmaya çünkü katedral olmaz genelde şeyde. Yani katedral görünce arada da bir geleyim dedim ama zaten kapalı galiba kilise ama bu şeyler falan yapmışlar. Az önce dediğim gibi yani mağaradır şeydir yani böyle güzel bir dekor yapmışlar. Bir de buraya gelmeden önce camiyle Zen Budist, Çin Budist yani Çin Budizmi, Zen Budizmi oluyor ya. Camiyle Zen tapınağını yan yana gördüm. Yani kadrajda ikisini birden alabiliyorsun. Yani onu da az Aa. önce şey yaptım. Yani böyle evet Medan değişik bir yer. Dediğim gibi böyle yani şey Hint kökenler var. Çünkü Hindistan alt kıtası çok uzak değil buraya. Zaten Hint etkisi her zaman olmuş. Çin etkisi zaten biliyorsun. Güneyde Asya'nın her yerinde var. Zaten Malay kültürü, yerel kültür. O da zaten biliyorsun Sumatra, Malakka Boğazı, Portekiz, Hollanda etkisiyle işte Hristiyanlık Bataklar mesela %10 Batak nüfusu var Endonezya'nın. Endonezya biliyorsun 280 milyonluk bir ülke. Dünyanın en büyük Müslüman ülkenden biri. Çünkü %90'ı Müslüman 280 milyonun. Ama %10 da Hristiyan. O da yani önemli bir sayı aslında. Yani 28 milyon. Hatta adaların yani o Doğu Nusa Tenggara adasında falan yani artık oralarda daha çok Hristiyan kültürü. Zaten Doğu Timor'da biliyorsun eski Portekiz sömürgesi. Onlar da Katolik. Yani o yüzden böyle ahenk içinde az önce de gördüm mesela böyle renginden dolayı Hint kökenli olduğunu düşündüm biriyle Çin kökenli biri böyle gayet güzel bir muhabbet ediyordu. Büyük ihtimalle şey Sudan'da ya da şey Sudan demiş Sumatra'da ya da
Endonezya'nın ya da Malezya'nın bazı yerlerinde bu yaygın zaten. Çünkü o kozmopolit ortamı hissedebiliyorsun. O yüzden de yani dediğim gibi ilkokul çocuğu olarak bilen Medan'ı bilen ben 30 küsür sene sonra Medan'ı ziyaret ettim. Hem de uzun bir yolculukla. 63 Hem de saatlik okullar otobüs yolculuğu. başladığında. Biliyorsun geçen hafta burada Aynen. okullar başladı. Şöyle Mehmet ben de şu an Af'la geri döndüm. Ben aslında biliyorsun okulları yani 7 tane yüksek lisansı bitiremedim. 2018 Aralık'ta Ege beni atmıştı. Aklıma kalkmıştı geri gelmişti sonra. 9 Eylül'de kayıt yaptırdım. İyi hatırlattın aslında bu hafta kayıt haftası. Ben de kayıt yaptıracağım. Zorunlu dersleri alacağım 2 tane. Belki bakarsın uzaktan takip edebilirim. Dediğim gibi mesela bugün de güzel oldu. Normalde Bali'de evden çekim yapıyorduk ilk 4 bölümü. Kupang'da yani Batı Timor'da bir denemek istedik ama olmadı. Yani şey yapamadık, çekim yapamadık. Ama 5. bölümü Medan'da çekmek ve yani bunu senle bu ortamda paylaşmak. Bilmiyorum kuş şey su sesleri geliyor mu? Ben mesela kulaklık takmama rağmen duyuyorum. Ondan sonra şey de çok sakin, kapalı olduğu için katedral de çok sakin. Normalde biliyorsun katedraller falan sürekli ziyaret edilir, bir şey olur. Yani o yüzden bu çekimden ben memnun kaldım. Hem dış çekim olması açısından hem de Bali dışında bir yerde çekim yapmaktan. Çünkü ben Bali'den 14'ünde çıktım, 14'ünde. 6 günde vardım. Yani 63 saat sadece Jakarta Medan kısmı. Jakarta'ya da 3 günde vardığım için yani 2 tren artı bir minibüs Dur bir de daha feribot 100, 100'e geçişi. kadar çekeceğiz biliyorsun değil mi? Daha önümüzde 50-60 program var belki. Tabii yani sonuçta programın ismi 92 93 92 ile 93 oldu. Şimdi Vietnam 26'sında 94 olacak. Dediğim gibi yani güzel gelişmelerle bunu paylaşmaya devam edeceğiz. Vietnam demişken, Vietnam vizesini nasıl aldın abi? Şöyle Mehmet, Vietnam yeşil pasaporttan vize istemiyor ama normal pasaporttan vize istiyor. Normal pasaportu da Türkler çoğu ülkenin başvurduğu gibi e-vizeye başvuramıyor, direkt online e-vize. Ama Dubai sistemi gibi bir kefillik sistemi var. Yani bir acenta senin adına başvurduğu zaman çok kolay çıkıyor. Yani gerçi tabii biraz böyle iş günü yani böyle 5 ila 10 iş günü arasında yani bir hafta falan buluyor. Şöyle Vietnam'a vize.com galiba birkaç tane şey var, şirket var. Ben araştırdım, çok araştırdım. Çünkü Vietnam acentaları Türk olduğunu duyunca hemen yüksek fiyatlar çekiyorlar. O yüzden ben Türk acentasıyla şey yaptım ama Vietnam'da yerleşik Türk acentası Hanoi'de. O yüzden de 15 günlük davetiye için 85 dolar istediler. Ben de son indirimle beraber 80 dolara aldım, 80 dolar. Onu da 1450 TL olarak yatırdım. 1450 TL. Dolar kuru şu an yüksek biliyorsun. 18 küsur. Artı ama bu yetmiyor. Sadece 80 dolarla bitmiyor. O davetiye, bu davetiye de varışta vize alabilir. Yani otorizasyonu var, ön onayı var. 25 dolar da havalimanında stikara vereceğim. Yani 15 günlük Vietnam vizesi bana 105 dolara mal olacak, mal oldu. Yani bu da en uygun fiyat, bulabildiğim en uygun fiyat o kadar araştırmadan sonra. Bültenler, sanıyorum bülten satıyorsun. Yani evet, bülten çıkarmaya başladım. Çünkü şöyle 10 gün önce falan bir anda bir gece yani bir sabaha karşı bülten çıkarmalıyım diyor yani. Çünkü insanlar merak ediyor. Neredesin? Ne yapıyorsun? Gezdiğini biliyor. Eski arkadaşlarım zaten benim eski Facebook'um çok sterildi. Sadece gerçek hayatta irtibatı koparmak istemediğim insanlar. Yani ne aile, ne akraba, ne iş arkadaşı vardı. Ama tabii pandemide birazcık onu şey yaptım, genişlettim. O yüzden de insanlar merak ediyor. Ben de o zaman dedim yani geçmiş ay, içinde bulunduğumuz ay ve gelecek ay. Yani mesela ilk bülteni şöyle çıkardım. Eylül'de çıkardım ama Ağustos, Eylül, Ekim bülteni olarak çıkardım. Ayın Harikulade. 15'i Çok civarında güzel bir yani fikir bu şöyle 3-4 arada. saatte. Ama şöyle yani evet 3-4 saatte bir tane bülten hazırladım ama kısa tuttum biraz. Çünkü Türkiye'de biliyorsun okuma oranları düşük. Hatta mesela birkaç kişiye sordum okur musunuz gayet böyle edebiyatla ilgilen. Yani böyle çok garip cevaplar aldım. Mesela çünkü şöyle kendi network'ümden başladım ben satmaya ama gerçekten de ilgilenenler de oldu. Yani gerçekten ilgilenenler, toplu halde almak isteyenler ya da böyle eşine dostunu almak için. Çünkü ben 1 dolar gibi bir rakam. 1 dolar yani 18 TL, 1 euro. Yani çünkü şöyle seyahatlere destek olsun diye. Çünkü bu seyahat biliyorsun şöyle çok büyük zorluklarla başladı. Dubai yayınında biliyorsun cebimde 4 dolar vardı. 9 ay bitti bu arada yani 18'i 9. ayın bitişiydi. 10. ay başladı.
Ve sadece vizelere 600 dolardan fazla para verdim. Sadece vizelere. Yani biliyorsun genelde karadan gittim ben. Yani Afganistan, Pakistan, Sri Lanka, Endonezya. Bunları hep vize verdim. Vietnam, bunları hep vize aldım. O yüzden de ama şöyle yani bülten olayını geliştirmek istiyorum aslında. Bülten olayını. Zaten şu an İngilizcesini de yapacağım ve şöyle söyleyeyim. Yani ben çok fazla sayı değil ama belli bir sadık takipçiyle. Yani çünkü ben hala da diyorum asgari ücreti dünya gezilir. Asgari ücreti dünya gezilir. Bu asgari ücreti teklif eden olmazsa ben de bunu kazanmaya çalışıyorum. Şu an mesela bir dil platformundan ayda 150 dolar gelir elde ediyorum. Yani Türkçe dersi, Türkçe tutorluk yapıyordum ama öğrencileri fazla yok. O yüzden ben de İspanyolca öğretmenlerini denetliyorum. Yani evaluatörlük yapıyorum. Yani derse girip üstte para alıyorum. Güzel, çok zevkli. Ama tabii ayda dediğim gibi haftada 25-30-35 dolar. Yani ayda 100-150 dolardan fazla kazandırmıyor. Ama yani çok rahat bir şey olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta remote her yerden yapabiliyorum. Mesela bugün havalimanına gideceğim. Gece yarısından önce ve gece yarısından sonra birer tane ders alacağım. Onlara gireceğim. Yani onları denetleyeceğim. Yani evaluate ediyorum. Çünkü sistemin çalıştığını kontrol etmek istiyorlar. Yani güzel. Ondan sonra Malezya'da 5 gün kalacağım. Malezya'da 5 gün kalacağım. 26'sında Ho Chi Minh'e ineceğim. İşte vizem 15 günlük. Ama onun da çıkmam gerekiyor Vietnam'dan. İşte bu dönemde biraz uçak biletleri yüksek olduğu için ve Laos ve Kamboçya'da sınırda vize olduğu için Ho Chi Minh'ten Malezya'ya bir 500 küsür TL'ye, 572 TL'ye bilet buldum. Onu da aldım. Yani şu an aslında dediğim gibi böyle gene küsuratlarla, zorluklarla ilerliyorum ama ben buna alıştım. Şöyle alıştım. Yani, keyif de alıyorsun. Gene diyeceğimiz gibi. Dünya en büyük ev, insanlık en büyük aile. Yani insanlık en büyük aile. Yani az önce mesela birisi bana bir paket nasıl göreng verdi yani. Bu çok güzel bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Ne demek nasıl göreng? Geniş aile, nasıl göreng şey, kızartılmış pirinç. Yani burada wok tavada kızartma yaygın olduğu için Güneydoğu Asya'da. Aslında ben gerçi Endonezya'da daha da lokal diyorum. Tamamen böyle nasi bungkus, nasi jingu. Yani böyle tamamen lokallerin yediği böyle 33 sente yemeklerden yiyorum yani. Evet. O yüzden de yani ben Bali'de çok güzel yaşıyorum. Yani Bali'de yani tropik adada günde 1-2 dolar harcıyorum sadece. Yani biraz insanlara ters geliyor. Çünkü herkesin görmek istediği, herkesin gitmek istediği ve turist olarak yaşarsan çok pahalıya gelebilecek bir adada ben çok ucuzda yaşıyorum yani. Kesinlikle. Bir de oyun varmış. Oyundan bahsedebilir misin? Evet, daha doğrusu varmış diyorum ama ben de içinde yer alıyorum Ekim'de, ama. Aynen. Ekim'de biliyorsun biz startup'ı kurduk aslında. GarageSol. Yani Ekim'den beri ben aslında bir startup'ın içindeyim. Hatta bu seyahat de o startup'ın içinde. Seyahatin içindeki projeler de o startup'ın içinde. Ve sen de buna dahilsin. Medya ve IT desteği olarak. Ve aslında oyun en büyük senin demeyin. Yani şöyle biz zaten beraber oyunla hepimizin çalıştık. Yani şöyle söyleyeyim Mehmet. Şeyi çok güzel görüyorsun. Yani butikleşme. Yani evet ben 93 ülke gördüm. 17 senede isim yapmadım. Ama mesela oyunumuz çok güzel geçti. Oyun mesela şöyle birazcık sürpriz olsun. Birazcık spoiler yani çok vermeyelim. Ama zaten ilk APK'sını aldık. Yani ilk çıktısını aldık. Ben dün test ettim. Yani neredeyse hatasız çıkarmışsın. Yani bir iki şey dışında hiç hata yok. Teşekkürler. Yani çünkü, 93 ülkeyi de işin içine kattık. Yani oyunu bitirenlere güzel sürprizler bekliyoruz. Ondan sonra destek bekliyoruz. Destek çünkü şöyle sen de biliyorsun ki bunlara biz zaman harcıyoruz ve bir yandan da maliyet de oluyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Benim en başından benim seyahat maliyeti. Mesela benim pasaportum yolda bitti. Sayfaları doldu. İkinci geçerli pasaport çıkarmak zorunda kaldım. Veresiye aldım. Onda da 67 doları daha zor bulup 2 yıllık çıkarabildim. Yani 40 dolar daha verip 10 yıllık almadım. Ama neden zaten 10 yıllık pasaportum sayfaları doldu. O da 2 sene sonra bir çıktı. 2 yıllık aldım ki ikisi de aynı anda bitsin. Yeni bir tane 10 yıllık alırım. Çünkü düşün o 40 dolar bile benim için önemli. Yani kesinlikle. Çünkü bu seyahat gerçekten de imkansızlıklardan doğdu. Yani fakir edebiyatı yapmak istemiyorum ama gerçekten de yani Dubai'ye indiğimde cebimde 4 dolar vardı. Ve çok güzel bir şekilde yani böyle şanslıydım da mesela 10 gün Dubai'den sonra Kazakistan'a geçtim.
Bir gün kaldım. Ertesi gün Kazakistan karıştı. Ondan sonra Özbekistan şöyle vize istemiyordu. Özbekistan'ı çok güzel gezdim. Yani bir ay kaldım. Gayet uygun fiyatlı. Tacikistan vizeyi kaldırdı. Tacikistan yılbaşında vizeyi kaldırdı. Şubat'ta mesela Tacikistan'a geçtim. Tacikistan'dayken Afganistan'a geçtim. Taliban zamanı ilk gidenlerden biriyim. Afganistan-Pakistan sınırını geçtim. O insanlık dramının yaşandığı. Ve bana da zaten silah çekildi. Yani garip bir sınırdı o. Pakistan müzesini zar zor da olsa sınırda aldım. Pakistan müzesini uzatmak zorunda kaldım. Çünkü Hindistan müzesine başvurdum. Hindistan müzesini aldım. 6 aylık vize aldım. Ama sadece 5 gün kaldım. Çünkü Sri Lanka'da biliyorsun çekim yapmamız gerekti ama o da kafamızdaki gibi olmadı. Ama şöyle ne oldu? Bu sefer Sri Lanka'nın karıştığını gördüm. Biliyorsun o Sri Lanka olayları varken ben oradaydım. Son gün mesela havalimanına zar zor gittim. Yani böyle 40 kilometreyi 5-6 saatte falan böyle şey. Çünkü yani tak kapatılıyor yani şeyler, yollar, sokağa çıkma yasakları. Ama tabii Sri Lanka'da ben biliyorsun tatil içinde tatil yaptım deniz kıyısında. Günlük 1,5 dolara odamla deniz kıyısında balkonlu, banyosu, tuvalet içinde. Malezya'da biliyorsun Doğu Malezya'ya ilk defa, Borneo Adası, Kalimantan. Brunei'yi açmadı ama Brunei'yi açmamasına rağmen Sabah ve Sarawak'ı görüp Endonezya'ya geçtim. Endonezya'ya 6 ayda gelmiş oldum. Zaten Endonezya'da gelmek istiyordum pandeminin başından beri ve şey, bu yolculuğun hikayesini de Endonezyalılara anlatmak istiyorum. Yani Endonezya'ya 6 ayda nasıl geldiğimin hikayesini Endonezyalılara anlatacağım. Birazcık tembellik yaptım onları çünkü o sunumu hazırlamaya başladım. Yolun yarısına kadar geldim. Pakistan, Hindistan taraflarına kadar geldim. Birazcık tembelliğim tuttu. Bir de biliyorsun geçen ay Doğu Timor'a gittim. Yani şey şu an Bali merkez. Yani Bali'den, yani Endonezya'dan sağa sola gidiyorum. Bazen tabii mesela gördüğün gibi Vietnam'a gitmek için 3000 kilometre yol yapıp Malezya'ya geçip, Malezya'da 5 gün kalıp sonra başka bir şehirden Vietnam'a uçacağım. Vietnam'da da 15 gün kalıp aynı şehirden geri döneceğim Malezya'ya. Ama her seferinde farklı rota görmeye çalışıyorum. Her seferinde farklı şehir görmeye çalışıyorum. İlk izlenim de olsa mesela Surabaya'da bir gün kaldım. Medan'da bir gün geçirmiş olacağım. Mesela akşam havalimanında kalacağım. Çünkü ilk gün ya da son gün bazen havalimanlarını tercih edebiliyorum. Yani gezginler bunu yapar. Hem maliyetten hem de çünkü dediğim gibi havalimanları rahat yerdir. Bilgisayarı açıp çalışabilirsin ya. Telefonunu açıp çalışabilirsin. Sen de beni güzel şekilde yakaladın. İnternetim, şeyim, datam varken şehir içinde. Sorumsuz bir şekilde şu an programı kaydediyoruz. Yani o yüzden ben bugünkü çekimden gayet memnun kaldım. Beni güzel zamanda yakaladığın için. Çok teşekkürler Cem. Yapamadığımızı medanda yapmış olduk. Cevaplar için çok teşekkürler. Bu konuşmayı da burada bitirelim istersen. Var mı söyleyeceğim bir şeyler? Tamam, bitirelim. Son. Şöyle bülteni yatsımasınlar. O bülten aslında şöyle. Kimi beğenmeyebilir, kimi sıkıcı bulur. Aslında büyük puntolarla yazdım. 3-4 sayfa. Hatta bülteni sen bile okumadın biliyorsun. Bülteni yani anne babama bile bu sefer şeyle. Çünkü öyle bir şey yaptım ki o bülten de benim mesela benim 17 senin emeğim. Yani bülteni mesela şey zannedenler var. Yola çıkacağı zaman lazım olacak. Hayır, bülten durum bülteni. Ben kendim anlatıyorum. Ama bilgilendirici evet. Şeyler de veriyorum. İki, geri bildirimleriniz çok önemli çünkü geri bildirimlere göre geliştireceğim ve zaten yani ben o bülteni ezine de zaten tamamen yani biliyorsun ileride metaverse ve interaktif şeyler gelecek ya, çok güzel şeyler var kafamızda zaten, bunu sen de biliyorsun bunu evet. Zaten ara sıra off the record biz konuşuyoruz yani kendi sohbetlerimizde ama yavaş yavaş, hatta bugün dedim ya, sen dedin innovatif gelecek inovasyonlarla ilgili mı? Dedik. Aynen, ama onu de ilerleyen ya, bölümlerde konuşuruz. Saat, aynen hani 60 saat sonrasında yani çok teknik bir konuya girmek istemedim ama çok güzel sorularla geldin gene. O yüzden senin sorularını beğeniyorum. Umarım herkes de zaten bunları da biliyorsun. Yorum şeklinde hemen alt atmaya çalışıyoruz. Hangi evet. Yerden izlemek isterlerse izleyebilirler. O yüzden çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Ama bir bölümü canlıya yapalım. Aynen. 6. bölüm belki canlı yayın olsun ya da olabilir. Teklifleri açız, şeylere açız. O yüzden iletişime geçebilirler sosyal medyalardan. Zaten benim bütün sosyal medyalar Linktree altında var. Yani Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Zaten kesinlikle. Oyunda da öyle bir güzellik var. O yüzden çok yakında güzel gelişmelerle diyorum. Çok selam gönderiyorum İzmir'e, Medan'dan. Hoşça kal. Görüşürüz o zaman. Yani iyi bak, 30 sene sonra Medan'da. Bay bay. Bu yayınımız da böyleydi. Bizi takipte kalın. Bir sonraki hafta yine
94. ülkeyle değil mi? Evet, 26'sında Vietnam. Ho Chi Minh, Saigon. 94. ülkeyle Diyoruz. size yeni yayın 94'ten aynen. yapacağız. Hoşça kalın. Aynen. Görüşmek üzere. Bay bay.